sona erecek. İstanbul'un kalbi, tarihi Yarımada'da kentsel dönüşümü sekteye uğratan imar sorunu çözüldü değerli izleyenler. Oy birliğiyle kabul edilen plan 10 bin binanın yıkılıp yeniden yapılmasına imkan sağlayacak. Binalar hak kaybı olmadan sahiplerince yenilenebilecek. Tarihi Yarımada'da imar sorununa çözüm bulundu. 10 bin bina depreme dayanıklı hale getirilebilecek. Tarihi Yarımada yeniden imar ediliyor. Uzun yıllardır imar problemi nedeniyle yapıların yenilenmesine müsaade edilmiyordu. Yeni plan doğrultusunda binalar yenilenecek. Bu sayede Fatih'in çehresi yeni bir görünüme kavuşacak. İstanbul'un en önemli sorunlarından biri kentsel dönüşüm. Tarihi ilçelerden Fatih de bu sorunun yaşandığı noktalardan. Bu yıllardır beklenen bir karardı. İşte biz bir yıldır yaklaşık üzerinde çalışıyoruz ve bu karar hem ilçe meclisinden, hem İBB meclisinden, hem de koruma kurulundan oy birliğiyle geçmiş bir karar. Hazırlanan plana göre 10 bin bina yıkılıp yeniden yapılabilecek. Hak kaybına uğrayanlar da rahat bir nefes alacak. Yıkılacak 5 katlı bir binanın yerine yine 5 katlı bir yapı inşa edilebilecek. Şu anda yılda 200-250 bina yıkılıp yapılabiliyor. Bu hızla Fatih tabii olası bir depreme karşılama şansımız yok. Bu plan notundan sonra bu sayının 4-5 katına çıkacağı kanaatindeyiz. Planda tarihi koruma alanları, kültürel miras ve anıt eser çevreleri düzenleme dışında bırakıldı. Eminönü bölgesi de yine kapsam dışında tutuldu.